Bir şeyi 6 yaşında bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir, der Einstein. İki tip bilgi vardır. Bir şeyin adını bilmeye yönelik olan bilgi ve o şeyi bilmeyi temel alan bilgi. Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman aralarındaki farkı şu çarpıcı anekdotla anlatır. Şu kuşu görüyor musun? Bu bir kahverengi gerdanlı ardıç kuşu. Ona Almanya'da Halsenvogel ve Çin'de ise Chunkling deniyor. Ona verilen tüm bu adları bilsen bile yine de bu kuş hakkında hiçbir şey bilmiyor olursun. Bildiğin sadece insanlar hakkında bir şey olur. Yani kuşa ne ad verdikleri. Şimdi bu kuş ötüyor. Yavrularını uçmayı öğretiyor. Ve yazın ülkenin bir ucundan diğer ucuna kilometrelerce uçuyor ve kimse yolunu nasıl bulduğunu bilmiyor. Bir fikri gerçekten anlıyor musunuz? Yoksa fikrin tanımını biliyorsunuz. Bunu sınamanın bir yolu var. Buna Feynman tekniği deniyor. Sizler de Feynman tekniğini gerçekten anlamadığınız konuları, fikirleri anlamak için anladığınız fakat sınavlarda unuttuğunuz konuları, fikirleri hatırlamak için sınav öncesi etkili bir çalışma yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak bir fikri uzun yıllar hatırınızdan çıkmayacak şekilde kısa sürede derinlemesine kavrayabilirsiniz. Feynman tekniğine bir göz atalım. Birinci adım, konuyu belirleyin. Boş bir kağıt alın. Öğrenmek istediğiniz konunun başlığını kağıdın en üstüne yazınız. İkinci adım, konuyu bilmeyen birini anlatır gibi anlatın. Kağıdın geri kalanına konuyu hiç bilmeyen birini anlatıyormuşçasına mümkün olduğunca karmaşık ifadeler kullanmaktan kaçınarak öğrendiklerinizi yazın. Bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basit bir dil kullandığınızda kendiniz de konuyu daha derin bir seviyede anlamaya ve konular arasındaki ilişki ve bağlantıları basitleştirmeye zorlanır olursunuz. Aynı zamanda yazdığınızı sesli olarak tekrar etmek çok daha etkili olacaktır. Üçüncü adım. Takıldığınız noktada kaynağa geri dönün. İkinci adımda hatırlamakta ya da anlatmakta zorlandığınız yerler olduğunu fark ettiğiniz konu hakkında çalıştığınız kaynakları geri dönün. Öğrendiklerinizi kağıda aktarabilecek hale gelinceye kadar tekrar tekrar okuyun ve çalışın. Söz gelimi, biyolojiden yazılarınız var ve evrimi basit cümlelerle anlatmakta zorlanıyorsunuz. Biyoloji kitabınızı açın ve evrimle ilgili kısmı yeniden okuyun. Şimdi kitabı kapatın ve yeni bir boş kağıt alarak öğrenmiş olduklarınızı yazınız. Bu aşamayı sorunsuzca hallettiyseniz asıl çalışma kağıdınıza dönerek çalışmaya devam edebilirsiniz. Dördüncü adım. Basitleştirin ve benzerlikler kurun. Artık kağıda döktüklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Einstein, bir şeyi 6 yaşında bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınızdır demektir sözünden de anlayabileceğimiz gibi karmaşık bir jargon kullanıp kafa karıştırıcı açıklamalar yapmak yerine dilimizi basitleştirmek ve benzerlikler kurmak anlamayı kolaylaştıracaktır. Opsiyonel olarak 6 yaşında birini bulup öğrendiklerinizi ona anlatmayı deneyin. Sorunsuz bir şekilde anlıyorsa siz de gerçekten anlamışsınız demektir. Bu harika yöntem yalnızca öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı düşünme şekillerine pencere açarak fikirleri baştan aşağı yeniden inşa etmenizi sağlıyor. Fikir ve konuları daha derinden anlamamızı kolaylaştırıyor. Hepsinden önemlisi, sorunlara bu şekilde yaklaşarak ne konuştukları hakkında en küçük bir fikri bile olmayanları anlamamızı sağlıyor. Öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştıran Feynman tekniğini
öğrenin, çocuklarınıza öğretin.